Herkese merhaba arkadaşlar. E-ticaret serimizin ilk videosuna başlayalım. Şimdi bu videoda öncelikle projeyi oluşturalım. Video stüdyoyu açıyorum. Create a new project diyorum. Evet, daha sonra şu search alanına geliyorum. Blank. Önce boş bir solution oluşturacağız. O solution'ın üzerinde katmanlarımızı oluşturacağız. Blank solution'ı seçiyorum. Next diyorum. Solution'a bir isim verelim. İsmi A-Shop olsun. Buradan yol seçmeyeceğim ben. Create diyorum. Boş bir solution şu anda oluştu. Evet, boş bir solution oluştu. Daha sonra bu boş solution üzerinde sağ tık yapıyoruz. Add diyoruz. Buradan new item diyoruz. Pardon, new item değil. Add diyoruz. New project diyoruz. Yeni bir proje oluşturacağız oraya. Yani yeni bir katman. Katman. Plus. Library olacak. Buradan seçmemiz gereken net standardı seçmeyin. Net framework ve C sharp olanı seçeceğiz. .NET Core'a dikkat edin. .NET framework'te çalışıyoruz biz. C sharp uzantılı olacak. Bunu seçiyoruz. Next diyoruz. O zaman katmanımız entity bir tabanına class'larını tutacak katman entity layer katman olacak. Entity layer olarak isimlendiriyorum. Create diyorum. Entity layer katmanımız şu anda oluşuyor. Entity layer katmanım oluştu. Bana boş bir class verdi. Ben bu class'ı kullanmayacağım. Bunu delete ediyorum. Daha sonra ikinci katmanımı oluşturuyorum. Solution'a sağ tıklıyorum. New project diyorum. Bu da class library.net framework olacak. Bunun ismi data access layer olacak. Yani data konteksini burada tanımlayacağım. Data access layer diyorum. Data access layer katmanım da oluştu. Daha sonra bir katman daha oluşturuyorum. Bu katmanımın adı Business Layer olacak. Yani iş katmanı. Bunu da oluşturuyorum. Şu anda Class Library katmanlarım hazır. Son olarak UI katmanım yani User Interface katmanım, kullanıcı arayüz katmanını oluşturacağım. Bunun için ASP.NET Web Application.NET Framework seçiyoruz. C Sharp olmasına dikkat edelim. Next diyorum. İsmini E-Shop diye isimlendiriyorum. Create diyorum. Burada bana MVC yapısını nasıl kullanacaksın diyor. Direkt MVC yapısını kullanalım diyor. Yoksa boş olsun MVC yapısını buradan ilave et diyor. Eğer ben bunu seçersem bana kontrollerimi, Bootstrap, Plus, CSS'lerimi, jQuery'lerimi hazır home controller olarak bir tane controller ekleyecek ve index ve layoutlarını kendi ekleyecek. Ben böyle bir şey oluşturmasını istemiyorum. Çünkü böyle oluşturduğu zaman hani kötü bir şablon oluşturacak. Ben onları silmek zorunda kalacağım. O yüzden ben empty diyorum. MVC şablonunu seçiyorum. Create diyorum. Kullanıcı katmanım oluşmak üzere. Evet.
ASP.NET şablonum da oluştu. MVC şablonum. Gördüğünüz gibi içerisinde controller, model ve bir klasör, klasörlerini eklemiş. View'in içinde boş. Boş bir controller oluşturacağız daha sonra. Tabii buna son anda öneceğiz. Önce biz entity ve data access layer katmanlarını ve business layer katmanlarını tanımladıktan sonra bu katmana geçeceğiz. Tasarım kısmımızı, kullanıcı katmanımızı, arayüz katmanımızı ve admin sayfalarımızı burada hazırlayacağız. Öncelikle biz projenin veri tabanında ve iş katmanıyla uğraşacağız. Öncelikle entity layer katmanına geliyorum. Buraya add diyorum. New folder diyorum. Buraya entity hesabında bir klasör oluşturuyorum. Bunun içerisinde veri tabanı klasörümü oluşturacağım. Yani SQL'de bana karşılık gelen veri tabanı klasörümü ben kendim oluşturacağım. SQL Server'da oluşturmayacağım. Bu yöntemde Code First deniyor. Buradan seçtikten sonra class'ı seçiyorum. Nasıl yaptık? Sağ tıkladım. Add dedim. Class. Bunu seçtikten sonra bir class geliyor. İlk class'ım ne olsun? Kategori. İngilizce olarak kullanacağım ben. Çünkü yazılımda İngilizce kullanmak önemli. Kurumsal bir projede çalışıyorsak. Kategori diyorum. Kategori class'ım şu anda oluştu. Bunun diğer class'lar tarafından görünebilir olması için başına public seçimlerde kullanacağız. Public olarak seçiyorum. Daha sonra buraya tek tek proc tap tapa iki kere basarsak bize SQL Server'da oluşturulan veri tabanı tablosunu bana burada hazırlamış oluyor. Yani sütunu. Nasıl kullanacağız? Integer sayılar için kullanıyor. Ben burada ilk olarak bir ID tanımlayacağım. Integer ID diyorum. Kategorimin ID'si olacak. Daha sonra aşağı iniyorum. Prop tap tap diyorum. Bu sefer ne diyeceğim? String olarak, yani metinsel bir değer olacak bu. Bu da ne diyelim? Name olsun. Kategorinin adı olsun. Aşağı iniyorum. Prop tap. Şimdi kategori description olsun. Önemli. Description diyorum. Olsun bunları oluşturduktan sonra buraya bazı validation'ları oluşturacağım. Onlar da şu işe yarıyor. Anlatacağım zaten. Buraya alt gr ile 8'e bastığımız zaman bizi oluşturuyor. Daha sonra buraya diyeceğim ki required. Yani zorunlu olsun. Required dediğim zaman bunun altını silecek. Buradan ya ampule tıklayabiliriz ya da str'e kontrol nokta diyerek buradan bize çıkardığı add reference to system components model data annotation değerini ekleyeyim diye. Bunu ekliyorum. Bu eklendi. Daha sonra bu bizim ne işe yarıyor? Yani görürsünüz biri sütunu atıyorum kategori adını boş geçti. Ekle butonuna tıkladı. Ne yapacak bana? Boş geçilemez adında bir uyarı çıkar. Onun için buraya parantez açıyorum. İçerisine de o uyarı mesajını yazacağım. Error mesaj. Buraya boş geçilemez diye bir uyarı kullanıcının karşısına çıkarıyorum. Daha sonra bunun tabii biz İngilizce kullanıyoruz ama kullanıcı bunu Türkçe olarak görsün diye ne yapacağız? Display name diyeceğim. Display diyeceğim. Daha sonra parantezimi açacağım. Name diyeceğim. Kullanıcının karşısına bunu olarak geçsin. Ad olarak geçsin. Hani kullanıcı girdiği zaman formuna bunu ad olarak geçecek. Bunu da buraya yazdım. Daha sonra başka ne tanımlayalım biz buraya? Bir de uzunluk tanımlayalım. Hani kullanıcı atıyorum kategori adını 500 karakter gelebilir, 1000 karakter gelebilir. Burada veri tabanında şişme oluşturur. Bunun için ne yapalım biz? Veri tabanında onun uzunluğunu maksimum olarak kaç verelim? Hani kategori adı fazla uzun olamaz aslında. Biz buna kaç versek? Maksimum 50 karakter diyelim. Nasıl yapacağız onu? String length diyorum. Parantez açıyorum. 50 diyorum. Virgül uyarı mesajını yine çıkarıyorum. Error mesajı ne diyeyim? Maksimum 50 karakter olmalıdır diye kullanıcıya bir uyarı mesajı çıkarıyor. Her 50 karakterin üzerine geçerse bir kullanıcı ekleme işlemi yapamayacak. Uyarı mesajıyla karşılaşacak. Evet, ilk validation işlemimiz bu kadardı.
Şimdi diğerine description için de yapalım. Bunu kopyalıyorum olduğu gibi. Geliyorum. Description üstüne. Şimdi yapıyorum. Burayı olarak değiştiriyorum. Evet, ilk veri tabanımız böyle hazır oldu. Kategori veri tabanımızı hazırladık. Şimdi geçelim product veri tabanımızı hazırlamaya. Entities klasörü üzerine geliyorum, sağ tıklıyorum, add diyorum, class diyorum. Product yani ürün tabanı için tutacağım bunu. Class seçiyoruz. Ekliyoruz. Bunu da public olarak görünüyor. Daha sonra bir aynı şekilde prop tap tap diyerek bana oluşturmasını söylüyorum. High property giriyorum, ID yapıyorum. ID'miz bizim ne oluyor burada? Yani foreign key olarak geçiyor bu. Yani otomatik artan. Yani biz her ürünü eklediğimizde her ürün farklı farklı numara olacak. Mesela ürünü eklediğimizde 1 olarak gelecek. Ardından kalan ekledik o 2 olarak gelecek. Yani o ID'lere göre işlem yapacağız. Yani. Evet. Şimdi onun için prop tap tap diyorum. Ne yapalım? String. Ben tabii veri tabanım burada daha önce metin belgesini de hazırlamıştım buradan. Ona da bakabiliriz. Buradan önceden hazırlamıştım ki sıkıntı çıkarmayalım diye. Yani ne yazacağımı buradan bakacağım. Hat demişim, description demişim. Description oluşturalım. Yani description açıklama. Bunun olacak. Daha sonra neyimiz varmış? Fiyatımız varmış. Store'umuz varmış. Fiyat için de isim al. Geçeceğim. Ondalıklı olacak. Ürün gelebilir diyeceğim. Bunu da geçtikten sonra prop tap tap diyorum. Integer stop diyorum. Stop'tan sonra popüler yani ürünümüz popüler. Popüler nasıl gelebilir bize? Boolean değerinde gelebilir. SQL'de Boolean değerinde geliyor. SQL'de bit olarak şeyde yüz istiyor da programlama dilinde Boolean olarak geçer. Hani bu türünde geçer. Ne demek bu? True ya da false döndürürüz. True seçersek popüler. Seçmezsek popüler olmayacak. Boolean türünde popüler tanımlıyorum. Daha sonra prop tap tap diyorum. Approved ne demek? O da o ürünümüz onaylı mı değil. Approved diyorum. O da Boolean türünde olacak. Daha sonra prop diyorum. Resim. Ürünümüz için resmi de sticking olarak tanımlıyorum. Ürünün yolunu alacağız. Dosya yolunu. Klasör oluşturacağız. O klasöre kaydedecek. Bunu imaj olarak seçiyorum. Quantity yani adet. Public adetimiz de integer değerinde olacak. Quantity diyorum. Daha sonra prop tap tap atıyorum. Kategori ID. Yani ürünümüzün kategorisi ne olacak? Kategori ID diye ne alacağız? Hangi kategoriye ait? Yani kategoriler tablonda atıyorum. Bilgisayar ürünleri kategorisinin numarası 1. Ben buradan ürün eklerken kategori ID'sini tabii drop down list olarak seçeceğiz. ID'ye göre işlem yapacak. Bilgisayarı seçtiğim zaman bana bilgisayar kategorisinde olduğunu sayfada kullanıcıya gösterebileceğim. Bunu da integer olarak seçiyorum. Kategori ID. Daha sonra neyim varmış? Bunları tabii satışlar ve sepet veri tabanı oluştuktan sonra tekrar yaparız. Şimdi ürün ve product ve kategori tablosu arasındaki ilişkimizi kuralım. Nasıl kuracağız? Öncelikle ben ne yapacağım buraya? Bir de şöyle bir tanımlama yapacağım. Prop tap tap. Virtual virtual türünde ne diyeceğim? Kategori. Yani bir ürünün bir kategorisi olabilir diyeceğim. Mesela atıyorum Asus ürününün, Asus bilgisayar ürününün bir kategorisi olacak. Kameramın, atıyorum Canon kameramın da bir kategorisi olacak. Hani Canon türünde ürünümün kamera kategorisinde olabilecek. Yani bir kategorisi olacak. Ne diyorum virtual türünde kategori. Kategori veri tabanımı burada belirtiyorum. Daha sonra bir yanına da bir isim geçiyoruz. Kategori olacak. Virtual kategori dedik.
kaydettim. Daha sonra kategori tablama gidiyorum. Ne diyorum? Bir kategorimde ise bu sefer birden fazla ürün olabilir diyeceğim. Nasıl yani? Atıyorum Canon kameram var. Daha sonra atıyorum başka kamera türü de olabilir. Atıyorum Canon'dan başka ne kameramız olabilir. Başka bir kamera markası düşünelim. İki tane kameramız var. Bunlar bir ürüne ait olabilir yani. Şöyle yapacağız. Crop tap tap diyorum. Ne diyeceğim bu sefer? Mutual list. Yani bir kategoride birden fazla ürün olabilir diyeceğim. Atıyorum bilgisayar kategorisinde birden fazla bilgisayar ürünüm olabilir. Toshiba, Lenovo, Casper. Atıyorum örnek veriyorum. Buraya geliyorum. List ürüne ne diyorum? Product diyorum. Bir kategoride birden fazla ürün olabilir diyorum. Buraya da bir isim geçmemi söylüyor bana. Onu da kendisi zaten önemiyor. Product olarak. Sonra S de kısalıyor. Evet. Kategoriler ve product tablomdaki ilişkiyi de bu şekilde kurmuş olduk. Eğer ilişkiler kafanızda yapmazsa internette CodeFirst ilişkiler adında ararsanız zaten daha rahat inanmayacaksınız. Product ve kategori arasındaki ilişkilerimiz tamam. Tablolarımız da tamam. Tabii product'ımıza da aynı şekilde uyarılarımıza geçelim. Şuradan kategorilerde kullandığım yapıyı alıyorum. Burayı yapıştırıyorum. Burası ne olacak? Çıkmama olacak. Burada datalar annotation'larımızı tanımlayalım. Kontrol nokta diyorum. Using'i de ekliyorum. Yukarıya ekliyor ve hatalar kalkmış oluyor. Daha sonra fiyat için de aynı işlemi yapalım. Display name'inde fiyat yazacak. Fiyat için karakter uzunluğu girmemize gerek yok. Fiyat için karakter uzunluğu girmeyelim. Böyle kalsın. Stock için de aynısını yapalım. Stock diyorum. Ama da bir karakter uzunluğu girmemize gerek yok. Daha sonra popülere veriyoruz. Popüleri ne yapalım? Onun içinde boş geçiremez diyelim. Karakter uzunluğu vermeyelim. Çünkü bu post dönecek bize. Popüler olarak seçiyorum. Boş geçiremez üyesini de yukarıda verdik zaten. Ay türü için de aynısını geçiyorum. Yazsın. Daha sonra resmi için ne yapalım? Resmi için işe sadece boş geçiremez. Bunun da sitting renkli olmasın. Resim diyorum. Adet için de aynı işlemi yapacağım. Kategori ID'ye de boş geçiremez olarak kategori yapıyorum. Evet, ürün ve kategori tablolarımız şu anda hazır durumda. İlişkilerini de kurduk. Bunları kapatıyorum. Daha sonra gelelim. Sepet. Daha önce kullanıcı tablomuzu oluşturalım. User diyorum. Onu da görünür olarak açıyorum. Büyük yapıyorum. Tap 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 diyorum. Integer türünde bir ID tanımlıyorum. Tap 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 diyerek neyimiz varmış bizim kullanıcı tablomuzda? Kullanıcının adı, soyadı, e-maili. Makinesel değer olarak yine indiriyorum. STL değil aşağıya bir tane indirdim.
kontrol D ile. Buna da surname diyelim. Kontrol D ile tekrar aşağı indirdim kopyasını. Buraya da email diyelim. Kontrol D yaparak aşağı bir kez daha indirdim. Buraya da username. Kullanıcı adı. Bir kontrol D. Bir kontrol D, bir kontrol D yapıyorum. Username'den sonra neyimiz gelsin? Password. Yani şifre. Bu da kullanıcının şifre tekrarı olsun. Kullanıcımızın neyi olsun? Rolü olsun. Evet, bu şekildeymiş. Şimdi bunun içine data annotation'larımızı geçelim. Kopyala yapıştır yaptım. Data annotation'ı ekliyorum. Burası zaten at olacak. Maksimum 50 karakter olmalıdır demişiz. Böyle şekilde yapalım. Soyadı için aynı yerlerimize geçelim. O soyad olsun. Onun da uzun 50 karakter olsun. E-mail için de aynı şekilde geçelim. Daha sonra e-mail ile bir kontrol daha yazalım. Ne diyelim? Şöyle diyelim. E-mail adresi diyelim. Yani e-mail adresi tipinde olsun. Hani et şeklinde girsin kullanıcı. Ne diyelim? Bir error mesaj geçelim. E-mail formatı şeklinde giriniz. Uyarı çıkaralım kullanıcının karşısına. Daha sonra e-mail'i yaptıktan sonra kullanıcı adına da aynı şekilde yapalım.
Evet, veri tabanı klaslarım içinde tek tek data annotation'larını geçtim. Şifre için data tipini password olarak ayarladım. Yukarıda email adres yapmıştık. Bunda password yaptım. Şifre tekrarı içinde maksimum 10 karakter olmalı dedim. Tipini bir lobi de 10 karakter olmalı dedim. Evet, data annotation'larım da bu şekildeydi. User tablomu da yapmış olduk. Bu video bu kadar olsun. Fazla uzamasın. Bir sonraki videoda devam ederiz.